Muslat Nesimi'nin hemdemi, Celal Harimi'nin mahremi, tarikatta baş örnek, hakikat yolunda rehber, şeyhliğin esrarına aşina, vaktin kutbu, maruf kerhi, tarikat öncüsü, muhtelif taifelerin kılavuzu, çeşit çeşit latifelerle mümtaz, çağındaki aşıkların efendisi, zamanındaki ariflerin hülasasıydı. Daha açıkçası eğer o arif olmasaydı maruf olmazdı. Keramet ve riyazetleri çok olup fütüvvet ve takvada bir harikaydı. Muazzam bir lütfa ve kurba mazhar olmuştu. Üns ve şevk makamında nihai mertebeye ermişti. Anne ve babası Hristiyandı. Muallimin yanına gönderdiklerinde üstadı ona, üçün üçüncüsü de bakalım dedi.'' O hayır olamaz, tam tersine o bir olan Allah'tır dedi. Üstadı onu ne kadar dövdüyse de fayda etmedi. Bir kere şiddetli bir şekilde sopaladı. Bunun üzerine Maruf oradan kaçtı. Onu bir daha orada bulamadılar. Annesi ve babası keşke geri dönse de dilediği din üzere bulunsa biz buna razı oluruz diyorlardı. O ise gidip Ali bin Musa Rıza'nın elinde Müslüman olmuştu. Aradan bir müddet geçtikten sonra gelip babasının evinin kapısını çaldı. İçeriden ses geldi. Kim o? Maruf. Hangi din üzresin? Allah Resulü Muhammed dini üzereyim. Bunun üzerine anne ve babası da Müslüman oldular. Daha sonra Davut Tayi ile karşılaştı çok riyazet ve çile çekti. İbadetleri tam ve mükemmel bir şekilde yerine getiriyordu. Doğruluk yolunda o kadar taban dövdü ki nihayet parmakla gösterilen bir mertebeye erişti. Muhammed bin Mansur Tayi anlatıyor. Bağdat'ta Maruf'un yanında bulunuyordum. Yüzünde bir sıyrık eseri gördüm ve dün yanındaydım bu sıyrık yoktu. Ne oldu? diye sordum. Sana faydası dokunan şeyi sor, dedi. Mabudun hakkı için bunu bana söyle, dedim. Akşam namazı kılınca Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek istedim. Su içmek için zemzem kuyusu tarafına gittim. Ayağım kayınca orada kapıya çarptım. Bu sıyrık işte ondandır, dedi. Naklederler ki bir kere Dicle nehrine gidip abdest aldığı bir sırada bir koca karı zaviyeye girip oradaki musafını ve seccadesini alıp gitmişti. Peşinden giden maruf ona yetişince yüzüne bakmış olmamak için başını önüne eğip onunla konuşmaya başladı ve hiç Kur'an okumasını bilen çocuğun var mı diye sordu. Koca karı hayır deyince maruf öyleyse dedi. Musafı bana ver. Secade senin olsun." dedi. Onun halim selim tavrı karşısında hayrette kalan kadın her ikisini de götürüp yerine koyunca "Maruf, secade senin, helal olsun. Al götür." dedi. Bu manzara karşısında haya edip mahcup olan kadın oradan sıvışıp gitti. Naklederler ki Maruf bir gün bir toplulukla gidiyorken gençlerden teşekkür eden bir cemaat kayık içinde içip eğleniyordu. Dicle'nin sahiline varınca yanındaki ahbapları ''Ya şey, dua buyur da Hak Teala bunların tümünü suya batırsın. Bu suretle uğursuzluklar ortadan kalksın.'' dediklerinde ''Maruf, ellerinizi semaya kaldırınız.'' dedi. Sonra ilahi şu gençlere şu cihanda nasıl hoş bir hayat verdinse, öbür dünyada da öylece hoş bir hayat bahşet diye dua etti. Bu sözden tacip eden arkadaşları, ey şeyh, biz bu duanın sırrını anlayamıyoruz dediler. Şeyh de, sırrı zuhur edene kadar bekleyin. Bu topluluk şeyhi görünce rebaplarını kırıp şarabı döktüler. Hepsini bir ağlama tuttu. Şeyhin ellerini ve ayaklarına kapanıp tevbe ettiler. O vakit şeyh dedi ki, gördünüz mü? Kimseyi batırmadan ve kimsenin canını yakmadan hepsinin muradı nasıl hasıl oldu? Seri sakati anlatıyor. Bayram günü hurma çekirdeği toplar halde gördüğüm marufa, bunu ne yapacaksın dedim. Şu çocuğu ağlar bir vaziyette gördüm ve küçük için ağlıyorsun dedim. Ben yetimim. Ne annem var ne de babam. Çocuk arkadaşlarımın cici elbiseleri var, benim yok. Onlarda olan oyuncaklar bende mevcut değil, dedi. Şimdi şu çiğitleri toplayıp satacağım, ağlamasın, oynayıp eğlensin diye ona top alacağım, dedi. Seri diyor ki, bu işi bana bırak, sen müsteri ol, dedim. Küçüğü alıp götürdüm, ona bir cici elbise giydirdim, bir de top satın alıp gönlünü şad ettim. Bunun üzerine derhal gönlümde bir nur zuhur edip halim bambaşka bir şekil aldı. Naklederler ki bir gün marufa bir misafir geldi. Hankahın kıblesini kestiremediğinden aksi cihete yönelip namazını kıldı. Daha sonra ters istikamete doğru namaz kıldığını anlayınca mahcup oldu ve Peki doğru olan cihetini için bana haber vermediniz? diye sordu. Şey, biz dervişiz. Dervişin tasarrufla ve işe müdahaleyle ne işi var? deyip bu misafire hadsiz hesapsız iltifatlarda bulundu. Naklederler ki Maruf'un bir dayısı vardı. Şehrin valisi bulunuyordu. Ve bir gün birane bir yerden geçerken gördü ki Maruf oturmuş, yanındaki köpekle birlikte aynı kaptan yemek yiyor. Bir lokmayı kendi ağzına, öbürünü itin ağzına koyuyor. Bunun üzerine yeğenine, ''Utanmıyor musun ki? Oturmuş bir itle ekmek yiyorsun.'' dedi. Maruf, ''Utandığımdan ekmeği ona veriyorum.'' deyip başını kaldırdı. Havadan bir kuş çağırdı. Kuş aşağı inip Maruf'un eline kondu ve kanadıyla Maruf'tan utandığından gözünü ve yüzünü örttü. Maruf, ''Bak.'' dedi. Her kim aziz ve celil olan Allah'tan haya ederse her şey ondan haya eder dedi. Bunu gören dayı mahcub olup gitti. Naklederler ki bir gün abdestini bozmuş ve derhal teyemmüm etmişti. İşte Dicle şuracıkta neden teyemmüm ediyorsun diye soranlara "Olabilir ki ölürüm de oraya ulaşamam." dedi. Naklederler ki bir kere kendisine şevkali galebe çaldığından kalkıp orada bulunan bir sütunu öyle kucakladı ve sıktı ki az kalsın sütun ikiye bölünecekti. Çok veciz sözleri vardır. Civan mertlik alameti üçtür. Muhalefetsiz bir vefa, cömertlik görmeden övmek, minnetsiz iyilik ve istenmeden vermek. Ulu ve Yüce Allah'ın bir kimseye gadab etmiş olmasının alameti, o kimseyi nefsinin faydasız işleriyle meşgul etmiş olmasıdır. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın evliyasının alametleri şudur. Onların hep akıllarında Allah fikri vardır. Kararları Allah'ladır. Firarları Allah'adır. Meşguliyetleri Allah'tadır. Hak Teala bir kuluna hayır murad ederse, iyi iş yapma kapısını ona açıp, laf etme ve cedel yapma kapısını kapatır. Kişinin işe yaramaz şeyler hakkında konuşması, ilahi inayetten uzak kalmış olmasının alametidir. Allah bir kimseye şer murad edince, bunun tersi olan bir muameleye onu tabi tutar. Vefanın hakikati, sırrın ve şuurun gaflet uykusundan uyanıp kendine gelmesi ve düşüncenin afet olan lüzumsuzluktan kurtulmasıdır. Allahü Teala bir kuluna hayır murad edince ona amel kapısını açıp gevşeklik ve tembellik kapısını kapatır. Amelsiz olarak cenneti talep etmek günahtır. Sünnete riayetkar olmaksızın şefaat beklemek bir çeşit aldanıştır. İtaat olunmayan bir rahmet ummak, cehalet ve ahmaklıktır. Tasavvuf, hakikatleri almak, dakik şeyleri dile getirmek, halkın elinde ve avucunda bulunan şeylere bel bağlamamaktır. Her kim riyasete aşık olursa asla felah bulmaz. Ulu ve yüce Allah'a giden benim bildiğim yol şudur, kimseden bir şey isteme kimsenin senden isteyeceği bir şeye hiç sahip olma. İster erkek, ister dişi olsun gözünü her şeyden sakındır. Dilini kötülemeden muhafaza ettiğin gibi övmekten de muhafaza et. Neyle taatta bulunmaya muktedir oluruz diye soranlara de ki, dünyayı gönlünüzden ihraç etmekle. Zira dünyadan gönlünüzde az bir şey kalsa yaptığınız her secde ona yapılmış olur. Bu yüzden sahih olmaz. Muhabbetten sorulunca dedi ki, Muhabbet halkın öğretmesiyle olan bir şey değildir. Hakkın hibesi ve lütfudur. Naklederler ki bir gün nefis yemekler yiyordu. Neden leziz yemekler yiyorsun diyenlere ben konuğum ne verirlerse onu yerim demişti. Bununla beraber gün boyunca nefsine hitaben Ey nefis, ey zavallı, sen benim yakamı bırakırsan senin de yakanı bırakırlar. İhlaslı olursan halas bulursun derdi. Bir gün kendisinden öğüt isteyen İbrahim'e şöyle dedi. Allah'a tevekkül et ki senin ne olsun, dostun olsun, müracaat edeceğin merciğin olsun, her şeyden şikayetin ona olsun. Zira cümle alem sana ne fayda temin etmeye ne de senden zararı def etmeye kadir olur. Öyle bir makamdan iltimas iste ki bütün dermanlar orada bulunsun. Bir üzüntü veya bir bela veya hutta yoksulluk namına başına her ne gelirse yakinen bil ki bunlardan kurtulup rahat ermek bunları gizli tutmaktadır. Nasihat isteyen diğer birine Allahü Teala'nın seni miskinler zümresinde olmadığın bir halde görmesinden sakın demişti. Ser iyi anlatıyor. Maruf bana dedi ki, aziz ve celil olan Allah'tan bir ihtiyacın olunca, yemin edip maruf kerhinin hakkı için hacetimi reva eyle de. Zira bu dua derhal kabul edilir. Naklederler ki, maruf Ali bin Musa'nın kapısında haciplik yapıyordu.'' Bir gün Şiilerin meydana getirdikleri izdihamda Maruf Kerhi'nin kaburgaları kırıldı ve yatağa düştü. Ser'i ona sordu. Bana vasiyetini yap. Öldüğümde sahip olduğum şu gömleği tasadduk et. Çünkü dünyaya çıplak geldiğim gibi oradan çıplak gitmek istiyorum. Hiç şüphe yok ki tecritte onun eşi manendi. Yoktu tecritteki kuvveti sebebiyledir ki vefatından sonra ona marufun kabri tecrübe edilmiş bir tiryak ve devadır denilmiştir. Çünkü hangi hacet için onun kabrine gidilirse gidilsin, Hak Teala onu yerine getirir. Gayet güzel bir ahlaka ve tevazuya sahip bulunduğundan, vefat ettikten sonra bütün din mensupları onun kendilerinden olduğunu iddia ettiler. Yahudiler de, Hristiyanlar da, müminler de o bizdendir davasında bulundular. Bu durum müvacihesinde hizmetkarları gelip şeye şöyle vasiyet etmiştir. Benim cenazemi zeminden kim kaldırırsa ben o zümledenim dedi. Yahudiler ve Hristiyanlar naaşını yerden kaldıramadılar. Bunun üzerine ehli İslam gelip kaldırdı namazını kıldırdı ve oracıkta onu toprağa verdi. Naklederler ki bir gün oruçluydu. Günde ikindi vaktine ulaşmıştı. Pazardan geçerken bir sakanın bu sudan içene Ulu ve Yüce Allah rahmet eylesin diye bağırıyordu. Maruf suyu alıp içti. Oruçlu değil miydin diyenlere evet öyleydim. Lakin sucunun duasına rağbet ettim dedi. Vefat edince rüyada görüp sordular. Aziz ve Celil Allah sana ne yaptı? Cevap verdi. O sakanın işi sebebiyle beni bağışladı. Muhammed bin Hüseyin anlatıyor. Maruf'u rüyada görüp sordum. İzzet ve Celal sahibi Allah sana nasıl muamele etti? Beni affetti. Devamla sordum. Zühd ve takvan sebebiyle mi? Hayır. İbn-i Semmak'ın Kufe'de işittiğim aşağıdaki sözlerini kabul ettiğimden. Kim bütün mevcudiyetiyle Allahü Teala'ya teveccüh ederse, Ulu ve Yüce Allah da rahmetiyle ona teveccüh eder. Ayrıca bütün halkı da ona tevcih eder. İbn-i bu sözü kalbime tesir ettiğinden Allah'a yönelip, Ali bin Musa Rıza'ya hizmet hariç, sair işlerin hepsinden ele tek çektim. İbn-i sözünü Ali Rıza'ya anlattığımda, eğer kabul edip gereğine göre hareket edersen bu söz sana kafi gelir dedi. Seri anlatıyor. Maruf'u rüyada arşın altında dehşet ve hayret içinde kalmış bir halde gördüm. Hak Teala'dan meleklere bu kimdir biliyor musunuz diye bir nida geliyordu. Melekler ya Rab bunu sen daha iyi bilirsin dediğinde ferman geldi. Bu maruftur muhabbetimden sarhoş olup kendinden geçmiştir. Bizi temaşa etmeden aklı başına gelmez. Bize kavuşmadan kendine gelmez. Maruf ne cennette duyduğu özlemden ne de cehennemden korktuğundan Allah'a ibadet etti. O sadece ona duyduğu özlemden dolayı ibadet ettiği için o da onu en yüksek makama yüceltti ve aradaki perdeleri de kaldırdı. Mukaddes ve mücerrep tiryak işte budur